Arkadaşlar merhaba. Cumhuriyet dönemi Türk Edebiyatı'nın önemli deneme ustalarından biri olan, deneme ve eleştiri ustalarından biri olan Nurullah Ataç'ı işleyeceğimiz dersimizde birlikteyiz. Nurullah Ataç konulu dersimize geçecek olursak, sanatçımız hakkında şunları söyleyebiliriz arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, Nurullah Ataç 1898 ve 1957 yıllar arasında yaşamış ve Cumhuriyet dönemi Türk Edebiyatı'nda deneme ve eleştiri türünde usta bir isim haline gelmiş sanatçılarımızdandır. Batılı anlamda ilk deneme ve eleştiri yazılarının yazarı olarak bilinmektedir Nurullah Ataç. Türk edebiyatında modern anlamda deneme türünde ürün veren ilk yazar ve eleştirmendir. Dergah dergisinde yayınlanan şiir ve yazılarıyla edebiyat dünyasına giren sanatçımız, çeviri, deneme ve öznel eleştirileriyle Cumhuriyet dönemine damgasını vurmuştur. Arkadaşlar, 1940'tan sonraki yazılarında Nurullah Ataç, Türkçeyi özleştirme çabası içerisine girmiştir. Yeni bir kültür ve dil arayışı içerisinde kendi türettiği sözcükleri kullanmış ve kendine özgü biçimiyle yani üslubuyla dili bir uygarlık sorunu olarak ele almıştır. Nurullah Ataç'ın yazmış olduğu deneme ve eleştiri kitaplarına bakacak olursak, Günlerin Getirdiği, Karalama Defteri, Sözden Söze, Ararken, Diyelim, Söz Arasında, Okuruma Mektuplar, Prospero ile Caliban, Dergilerde adlı deneme eleştiri kitapları ile beraber Günce adını verdiği günlüğe sahiptir Nurullah Ataç. Değerli arkadaşlar, Nurullah Ataç'ın özelliklerini tekrarlayacak olursak şunları söyleyebiliriz. Nurullah Ataç, Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatında deneme ve eleştiri türünde usta bir isim haline gelmiş sanatçılarımızdandır. Kendisi Batılı anlamda ilk deneme ve eleştiri yazılarının yazarıdır. Türk edebiyatında modern anlamda deneme türünde ürün veren ilk yazar ve eleştirmen olarak karşımıza Nurullah Ataç çıkmakta. Dergah dergisinde yayınlanan şiir ve yazılarıyla Nurullah Ataç edebiyat dünyasına girmiş, çeviri, deneme ve öznel eleştirileriyle Cumhuriyet dönemine damgasını vurmuş önemli sanatçılarımızdan birisidir. 1940'tan sonraki yazılarında Nurullah Ataç, Türkçeyi özleştirme çabası içerisine girmiş ve yeni bir kültür ve dil arayışı içerisinde kendi türettiği sözcükleri kullanmış ve kendine özgü biçimiyle yani üslubuyla dili bir uygarlık sorunu olarak ele almıştır. Nurullah Ataç'ın yazmış olduğu deneme ve eleştiri kitaplarına bakacak olursak, Günlerin Getirdiği, Karalama Defteri, Sözden Söze, Ararken, Diyelim, Söz Arasında, Okuruma Mektuplar, Prospero ile Caliban ve Dergilerde adlı deneme ve eleştiri tarzındaki eserleri ve Günce adını verdiği 3 ciltten oluşan günlüklere sahiptir. Nurullah Ataç konulu dersimizi bu şekilde bitirirken diğer derslerimizde görüşmek dileğiyle sevgili arkadaşlar.